Çok değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımız Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanmakta olan liderlik süreci ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusuyla ilgili olacaktır. Bilindiği üzere Türkiye birçok ekonomik sorunla, iç ve dış sorunlarla uğraşırken ne yazık ki aylardır yapay gündemlerle Türkiye'yi İstanbul Belediye Başkanı kim olacak, kim aday olacak, CHP Genel Başkanlığı için kim aday olacak şeklinde gündem oluşturulmakta ve bu gündem ne yazık ki Türkiye'yi meşgul etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'na dahil olan siyasi partilerle oluşturulan ve altılı masa olarak zihinlere yerleşen ortak güç birliği tarafından kavramlaştırılan ortak politikalar mutabakat metni başlıklı seçim deklarasyonuyla 14 Mayıs 2023 seçimlerinden büyük başarıyla çıkılacağını hesap etmeye başladı. Bunun sonucu olarak İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının ve Altılı Masa İttifakı'nı oluşturan diğer parti liderlerinin seçim öncesinden Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları görevlerine getirilecekleri bizzat Kılıçdaroğlu tarafından açıkça ifade edildi. İşte bu büyük beklentilerle 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği ve ardından 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklenen başarıyı yakalayamayan ve geçmişteki seçim başarısızlıklarına bir yenisini ekleyerek yeniden seçim sendromu ile karşı karşıya kalan Sayın Kılıçdaroğlu, son seçimlerde yaptığı büyük hesap hataları sonucu ortaya çıkan siyasi tablo karşısında suçlu olarak imlenmesi ister istemez Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde vuku bulan karışıklığın ve kırılmaların ortaya çıkardığı ayrışma ve kutuplaşmayı da beraberinde getirdi. Bu arada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda umduğunu bulamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun da seçim sonrası CHP içerisinde yaşanan iç kanamayı fırsata çevirebilmek adına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı için zemin yoklamaya başlaması günlerce dikkatlerin bu noktada toplanmasına neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun delege yapısına hakim olması karşısında CHP Genel Başkanlığı seçiminde başarı elde edemeyeceği vehmine kapılan Ekrem İmamoğlu, belki de siyasi geleceğine mal olabilecek bir hatadan son anda rücu ederek Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ben kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum. Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum şeklindeki açıklaması bize göre salt günü kurtarmaya yönelik içi boş verbal söylemlerden öteye geçememektedir. Esasen Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve CHP Genel Başkanlığı için büyük arayış içerisine giren ve bu konularda uzun bir zaman harcayarak Türkiye gündemini sürekli meşgul eden ve bu süreç içerisinde İstanbul'u sorunlarıyla baş başa bırakan ve mega kent İstanbul'a hizmet konusunda edilgen bir politika izlemeyi yeğleyen ve İstanbul'u şahsi ikbali uğruna ihmal eden ve araçsallaştıran İmamoğlu'nun bundan böyle başarısız olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev süresinde aksayan ve çığ gibi büyüyen problemlere nasıl bir çözüm getirebileceği soru işaretleriyle
doludur. İstanbul için hizmet yolunda somut adımlar atma yerine demagojiyi ikame eden ve elindeki geniş imkanları kullanarak İstanbul halkının desteğini almaya yönelen İmamoğlu'nun bundan böyle önümüzdeki 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimlerde işinin pek kolay olmayacağı ortadadır. Büyük kentsel dönüşümün kaplumbağa hızıyla ilerlediği, çileye dönüşen ve kangrenleşmeye yüz tutan şehir içi trafik sorunun hala çözüme kavuşturulamadığı, su sorunun hala gündemin önemli konusu olmaya devam etmesi, çevre üzerinde oluşan baskının azaltılamaması gibi konular İstanbul'a hizmet yolundaki başarısızlığın birer tezahürüdür. Bu nedenle İmamoğlu ile İstanbul'un yeniden hizmet görmesi pek mümkün olmayıp beklenenin aksine çözümsüzlüğü ve hizmetsiz bir ortamı ortaya çıkaracaktır. İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde izlemekte olduğu seyir göz önüne alındığında 31 Mart 2024 seçimlerinde yerleştirilmeye çalışılan bütün çözüm önerilerin ve alternatif uygulamaların başarılı olması zordur. O nedenle sürekli alternatif arayışlar içerisinde olan ve seçildiği makamı azımsayarak CHP Genel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı makamlarını hedefleyen ve sürekli olarak İstanbul'a hizmet etmekten çok bu gibi yapay gündemlerle ayakta tutulmaya çalışan İmamoğlu'nun yeniden İstanbul'un başına getirilmesinin İstanbul ve İstanbul halkına hiçbir fayda getirmeyeceği gibi büyük bir zulüm ortaya çıkaracaktır. Şunu da ifade etmek gerekirse 14 Mayıs 2023 genel seçimleri ve 28 Mayıs 2020 Cumhurbaşkanı seçiminde kilit rol oynayan ve seçimlerin kaderini tayin eden Yeniden Refah Partisi'nin bundan böyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde yeniden 1994'te Milli Görüş'ün yaptığı gibi belirleyip güç olacağı bir gerçektir. Umarız ki bendenizin de milletvekili olarak temsil etmekte olduğum İstanbul halkı aynı sebepler, aynı etkilere sebep olurlar noktasından hareketle İstanbul Belediye Başkanlığı görevini amaç değil, araç ve sıçrama tahtası olarak gören bir anlayışla hareket eden Ekrem İmamoğlu'na mahalli seçimlerde bu sefer icazet verilmeyecektir. Şu anda İmamoğlu ne yazık ki İstanbul'da sadece günübirlik politikalarla ve yapay gündemlerle kamuoyunu meşgul ederken şu anda ne yazık ki İstanbul'da kente su temin eden barajlardaki su seviyelerin dip yapması ve yetkililerin ifadelerine göre sadece 2 aylık su rezervinin kalmış olması bizlere 1994 öncesi CHP zihniyetini yeniden ortaya koymaktadır. O dönemlerde de bilindiği üzere İstanbul çöp yığınları ve susuzluktan büyük zarar görmekte ve geçici tedbirler yoluna giderek hatırlayacağınız üzere o zaman yağmur bombaları başta olmak üzere çeşitli alternatif çözüm arayışları içerisine girilmeye başlandı. Fakat daha sonra Milli Görüş'ün İstanbul'u almasından sonra su sorunu kökten çözüldüğü gibi çöp sorunu ve diğer sorunlar da kökten çözüme kavuşturuldu ve en nihayetinde
Sayın İmamoğlu bir miras yedi edasıyla hareket ederek su sorununa artan nüfusa karşılık yeni çözümler getirmesi yerine sadece 1994 sonrası su konusunda getirilen çözümlerle yetinmek suretiyle barajlardaki azalan suyun da dikkate alınmasıyla alternatif bir çözüm ortaya koyamadığı gayet açıkça ortadadır. Ve bu nedenlerden dolayıdır şu anda mahalli idareler seçimleri yaklaştığı için aslında su kısıtlaması yoluna gitmekten imtina göstermekte ve bunun bu meran gibi kendi aleyhine döneceği vehmiyle hareket ederek bu konularda ne yazık ki gerekli tedbirleri alamamakta ve yağış alınmaması durumunda 2 ay sonra İstanbul'un su sorununun çok çok önemli bir noktaya geleceği ortadadır. Bu konuda da kendisine şunu ifade etmek istiyoruz. Boş ve yapay gündemlerle uğraşacağına, burada İstanbul'un sorunlarının çözümü konusunda mesai yapıp çözüm üretmesi en büyük dileğimizdir. Kendisinin de bir an önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin hakkıyla yerine getirmesi ve beklenen sorunlara çözümler getirmesini acilen kendisinden beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Artık Türkiye'nin gündeminin sadece Ekrem İmamoğlu'yla sınırlı kalmaması gerektiğini ve Türkiye'nin gündemini oluşturan asıl sorunların dile getirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Türkiye artık bir kavşak noktasında yer almaktadır ve inşallah tüm bu çözümsüzlüklere çözüm olacak olan milli görüşün tek temsilcisi olan Yeniden Refah Partisi mahalli idareler seçiminde gerekli patlamayı yaparak Türkiye'yi yeniden şahlandıracak projelerle uygulamaya koyacağını şimdiden ifade etmek istiyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak da mahalli idareler seçimi için şimdiden start vermiş bulunuyoruz ve konuyla ilgili bütün birimlerimiz gece gündüz bu konularda büyük mesai harcayarak Türkiye'yi yeniden düzlüğe, mahalli idarelerde düzlüğe getirecek ve orada rüşveti önleyecek, iltiması ve adam kayırmayı önleyecek tedbirlerle geleceğini müjdelemek istiyoruz. Hepinize teşekkürlerimizi ifade ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.